2009 yılında geçirdiği helikopter kazasında vefat eden Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 10. yılında Nevşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Alperen Ocakları tarafından düzenlenen program ile anıldı. Kahramanmaraş'ta 2009 yılında geçirdiği helikopter kazasında vefat eden Büyük Birlik Partisi eski genel başkanı Yazıcıoğlu, vefatının 10. yılında Nevşehir Alperen Ocakları tarafından düzenlenen program ile anıldı. Allah yolunda varını yoğunu ortaya koyarak hakkı ve hakikati sinelere ulaştırmak için yola revan olup bu yolda canını feda edenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridir, siz farkında değilsiniz. Nevşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programa Büyük Birlik Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Bilgili, Alperen Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ramazan Kalkan, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mirzat Genç ve Büyük Birlik Partisi Aksaray İl Başkanı Ahmet Karaman katılım gösterdi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an tilavetiyle devam eden programda Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatının anlatıldığı kısa bir sinevizyon gösterisi yer aldı. Son yarısı Türkiye'de acılarla, kavgalarla geçti. Bu acıların, bu kavgaların en ciddi mağduriyetini yaşamış olan bizim kuşağımızdır. Elbette sağcısıyla, solcusuyla bu zararı gördük. İstemediğimiz halde o çatışmanın içerisinde karşılıklı zararları. Program konuşmalarıyla son buldu. Kimdir Muhsin Yazıcıoğlu sorusunun cevabı yoktur. Muhsin Yazıcıoğlu bir mutasavvıf için bir derviş, bir Anadolu anası için hayırlı bir evlat, bir çocuk için müşrik bir baba, bir inanmış için, davası için Allah'tan gayrısına eğilmeyen bir baştır. Bir mümin için teslim olmuş bir tohum, bir zahit için Kur'an taşı bir güreş, bir vatansever için, vatanı için emperyalizme suçluyum.